Süper Lig'de Konya Spor renktaşı Bursa Spor'u konuk edecek. Bursa Spor son haftalarda aldığı galibiyetlerle bir anlamda kendine geldi. Devamın işaret ettiği bir süre vardı. O süre zarfından sonra geldi bu galibiyetler. Onun açısından da önemliydi. Çünkü Christoph Daum Süper Lig'i gerçekten iyi bilen bir teknik direktör. Burada hem kazandıklarıyla hem başarılarıyla hem de onun dışında da hani deplasmanın hangi ildeki hangi deplasmanın atmosferleri çok iyi bilen bir teknik direktör. O yüzden çok fazla böyle yabancı teknik direktör diyemeyeceğimiz bir insan. Onun birkaç öngörüsü vardı takımla ilgili. Onlar yavaş yavaş oturmaya başladı. Tabii zor oldu Kayseri Spor karşısında kazanmak. Hani Kayseri Spor'un 9 kişi kalması, 90 artta gelen goller biraz Bursa Spor açısından soru işareti bıraktı tabii. Ama tekrar söylemek lazımsa hani ne olursa olsun artık ihtiyacı olan şey galibiyetti ve onlara kavuştu Bursa Spor. O yüzden moralli geliyor. Konya Spor'sa bence hani yani şöyle söylemek lazım. 3 tane galibiyet aldılar şimdiye kadar. Bunun dışında mesela son haftada bir deplasmandan beraberlikle döndüler ama hani Gaziantep Spor gibi kendileri gibi lige çok istediği şekilde başlayamayan bir takımdan zor bir deplasmandan 3 gollü bir geriye düşmelerine rağmen, 3-1 geriye düşmelerine rağmen geri gelmeleri moral verici bir durum. Ki bunu hatırlarsınız Fenerbahçe karşısında da yapmışlardı. Bu bir isteğin, arzunun işarettir bence. Ama bu çok böyle övülmesi, yani futbol işte çok gol falan, hani gol attık, bunu ben çok böyle doğru bulmuyorum. Konya Spor'un iyi şeyler yapması lazım. Hani bir şeyi iyi yapması lazım Konyaspor'un. Hep söylüyorum. Mesela Akhisar bunu bu sene yapıyor. Deplasman takımıydı geçen sene. Biraz onlar bu sene içeride kazanıyorlar. Konyaspor açısından da bunu mutlaka sağlamak zorunda. Yoksa hani iyi oynayalım, güzel oynayalım derken birden bir bakarsınız bambaşka bir yere gitmiş iş. Ve hani Uğur Tütüneker gibi çok da böyle beyefendi bir teknik direktörün de hani daha uzun süre takım çalıştırmasını, Konyaspor'un başında kalmasını ben temenni ederim. O yüzden de hani futbolda hep skor önemli. Çok neticeler önemli. Biraz da bunun bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Maça dönecek olursak tabii Bursa Spor'un kadro kalitesi deplasmanda bile olsa bence öne çıkıyor. Ama Konya Spor dediğim gibi son haftalarda biraz daha o yani kötü görüntüden daha çıkmış durumda ve hani puan olarak da 10 puana geldiler. Yani Bursa Spor'la altlı üstler. Bursa Spor'un 11 puanı var. O yüzden Bursa Spor'u zorlayacaktır ama ben kadro kalitesi olarak Bursa Spor'u önde görüyorum. Taraf bahsinde burada uzak durmak isteyecek insanlar için de hani böyle alt üst tercihine yönelmek isteyecek insanlar için de ben 2.5 gol üstünün hani burada çok zor aşılacağını düşünüyorum. O yüzden 2.5 gol altı benim bu maçla ilgili yorumum olur eğer gol oynayacaksınız ama onun dışında da deplasmanda da olsa Bursa Spor'un galibiyeti taraf bahsine bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum.